Kardeşim şimdi Tayyip hocam gitsin diyorlar adamlar da. Şimdi gitsin de. Gitsin tamam. Çeteler senin ümüne çöker. Bekliyor adamlar. Yani çeteler buhar olmayınca duruyor. Sadece zapt edildiler. Zincirle zapt edildiler. Tayyip hocam sen kenara alırsan onların da kapısını açarsın Allah size gelsin. Yine faili meçhuller başlar. Bak bin pişman olursunuz Allah sirgesin. Oyun oynamaya gelmez. İddialenen Ergenekon terör örgütü dişlerini göstertmeye başlar. Yine bakanları vurmaya başlarlar, milletvekillerini, profesörleri vurmaya başlarlar. Yine memleket kan gölüne döner Allah sirgesin. Yani bunu düşünmek lazım. Çünkü bazılarının tuzu kuru. Bak bazılarının tuzu kuru. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz yani bunu unutmayın. İnşallah. Askere de helal olsun paşalarımıza. Ya demişler askerimiz bizi böyle konularına karıştırmayın. Demokrasi içinde çözün yaklaşık değil mi? Evet. İşte o kadar maşallah. Çetelere bir tokat. İddialenen Ergenekon terör örgütüne bir tokat. Çok güzel. Tabii böyle şeylerde Tayyip hocama samimi sahip çıkmak da önemli. Ya yani bazıları ağız açık seyrediyorlar. Biz böyle bir şey kabul ediyorsak Türkiye'de oynarlar ya yani. Yani seçime meçime gidilmesine gerek yok. Hangi başbakan gelse istediği gibi istifa ettirirler. Oynar, ne oynarlar yani Türkiye'nin? Olmaz. Millet arkasında durması lazım. Ki gördüğüm kadarıyla da arkasında yanındalar yani. İnşallah. Öyle şey olmaz. Efendim bir etiket yapalım. Ne diyelim? Şimdi istikrarı bozmak istiyorlar gördüğüm kadarıyla. Kargaşa istiyorlar. Ne diyelim? Geçmişi unutma, istikrarı bozma. İnşallah. Diyelim. İnşallah. Evet. Evet. Geçmişi unutma, istikrarı bozma. Türkiye için diyelim ki yani yurt dışında ayrı bir etiket yapalım. Tamam. İnşallah. İnşallah.